Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu arada eşimin telefonunu aldım arkadaşlar, sizi videosuz bırakmamak adına. Sato kardeşim geldi. Sato kardeşimi aldım sabah akşam, beni aradı. Bu abi beni bir al sabah gezinti yapalım diye. Sato kardeşimin de böyle bir canavarı var maşallah. Daha böyle bir yaşına değmemiş, 10 aylık arkadaşlar. Onu da aldık yanımıza. Çok güzel rengi var arkadaşlar. İnşallah zamanla biz de bu renge dönüş yapacağız. Gerçekten sevdiğim bir renk. Bu arada bizim katları alacağım arkadaşlar. O değil de şurada da telimiz var kral. O değil de bunun da ismi katlarmış arkadaşlar. Esat'ı ikisininkini de aynı koydum. Valla o da katlarmış. Şimdi ben şeyi de alayım arkadaşlar. Katları da alayım. Aha vallahi katların yanına doğru gidiyor. Yok gel. Ben sen şunu tut kral, ben katları bir çözeyim. Şunun kapağını örtebilir mi? Ama dur çok. Yanlarına gitmeyeyim. Aferin size oğlum. Aferin. Evet, anlaşmaları güzel bir şey. Böyle zincirde anlaşmalar da güzel bir şey. Gezerken de sıkıntı yaşamayacağız fazla herhalde. Daha yavruyor arkadaşlar. Ses de yapmıyor. Yine de öyle şey, dik kafa. Evet. Cinsinde var bunların, biliyor musun? Evet. Bir tanesini daha sen yeter. Ve orayı da. Ben şu katları bir çözeydim. Bak, o yuvasına dönmez ha. Bak orayı sahiplendi. Hanginize diyeyim oğlum, katlar diye. Bugün senin itin adı Kara olsun kral. Biliyor musun? Kara olsun ya. He, bugün senin itin ismi Kara olsun. Bizimki katlar olsun. Yoksa mı karıştıracağız? Kara, çekil oradan oğlum. Evet arkadaşlar, şöyle çöplüğe doğru gidiyoruz. Vallahi maşallah bizim katlar çok güzel alıştı bana. Kara evlat da güzel geliyor. Maşallah var onun da. Daha yeni insan içine çıkıyormuş arkadaşlar. alışacak o da. Bakın şimdi arkadaşlar, hançere kızıyordum ya. Bakın ne güzel. En baba 7-8 metre veya 10 metre önümüze gidiyorlar köpekler. Herhangi bir macera açtığında da otomatikman zaten kayıt altına alınıyor. Kameraya düşüyor. Ama hançer basıyor gidiyor. Sato. Ha. Abi gel git de. Ya şimdi biz burada hançer çöpe çoktan vardıydı şimdi ya. Gel de videoyu çek. Dürzü. Oğlum. Neredeler? Arkadaşlar katlar bir şey fark etti aşağıda. Bakıyor. Aha biz görmüyor lan. İtler burada ya lan. Aha lan dibimizde lan. Aha lan. Vallahi dibimizde lan. Gel. Aferin sana. Vallahi arkadaşlar, bunlarda bir değişik bir şey var. Vallahi katlar kolay kavga etmiyor. Eğer kavgası da güzel olursa bunun, tam benim istediğim bir köpek yani. Hemen kolay kavga etmeyecek. Ama şimdi bozoyla hançer olaydı, uğurlardı arkadaşlar. Abo, çoktan uçtulardı üstüne. Vallahi abalı dibimizde gidiyor, hayvan hiç ellemiyorlar arkadaşlar. Vallahi çok güzel bir şey. Korkuyor ya. He? Korkuyor. Çekiniyor o bak. He. Gel oğlum, gel. Şöyle bizim köpeklere göre ilk kafalı bir şey olacak. Vallahi arkadaşlar çok güzel ya. Hiç umursamıyor bak. Ellen diyor ki şunu ne diyeyim Musa'yı. Gerçi kafayı pusmuş gidiyor diye Ellen. Arkadaşlar bir de şunu da hesaba katmak lazım aslında. Biraz da yabancı ortam. Bir de dediğim gibi katların tam olarak huyunu da bilmiyoruz, acaba nasıl bir şey. Bakın şimdi orada yatan köpek var, onun yanına doğru gidiyor da. Bakacağız duruma göre. Ama ben şunu bilirim arkadaşlar, şunu söylerim. Ne kadar sakin duran köpek varsa ondan korkacaksınız yani. O boğuştun mu onu tutamazsınız. Ha şöyle bir gidin koklaşın, neymiş ne dalmış oğlum, buraya alışacaksınız lan. Dürdüler.
kara, vallahi kara da maşallah yaşına göre var ya, cayır cayır gidiyor, dibine gidiyor arkadaşlar. Yani sabah böyle gelip de katların karşısına hani yabancı bir ortam, vallahi cayır cayır da yanına gitti yani, dikildi durdu. Helali var. Şunun kafasına bak. Şimdi bir de yaz günü arkadaşlar, dediğimiz gibi zamanla zaten bunlar kilo aldıkça daha da güzelleşecekler. Kendilerine gelecekler. Kara. Nasıl bakıyor, baksana. Emin lan katlar. Sıcağı ya hayvanlar. Sıcak abi, sıcak. Hemen aşağı deriye doğru inelim kral. Bugün Şato kardeşim dedi ki, İbo abi dedi, ayaklarım paslanmış, diz kapaklarım böyle açılıp kapamıyor, bir gezek dedi. Bir pasını atalım dedi. Aşağı doğru inek kral. Evet arkadaşlar, şimdi aşağı dereye indik. Köpekler güzelce suyunu selini içti, rahatladı. Nasıl la katlar? Ortama, gerçi ortama yavaş yavaş alışacak arkadaşlar katlarda. Hop. Sen de oranın ikinci katlar. Bu da kara katlar. Bu da sarı katlar, bu kara katlar. Ha. Ha, oldu şimdi, oldu. Kara katlar. Ula. İçinde su yok oğlum, gel şöyle özün dibine varak, gel. Katlar. Gelin bak. Ha, şu özün dibine varak, gel. Hadi girin bakayım oğlum suya. Aferin size. Hadi girin bakayım. Biz de şuraya oturalım. Biz bir duvara tellendirelim. Siz de... Karşıya geçecek, böyle oturalım mı? He, karşıya geçecek. Golge oturak. Hı. İyice çimin oğlum. Hı. Oh. Siz de parasitin yok. He. Hamam ücret isteyen yok sizden. Suyu bek seviyormuş bakalım. He? Baba içinde kazınıyor lan valla. Balık yakalayız ya. Ula. Değişik arkadaşlar, bu arada kara katlar için yorumlarınızı merak ediyorum. Nasıl bir köpek, cinsi nedir, nasıl bir şeydir? Eminim ki böyle bir tarzda köpek besleyen arkadaşlarımız vardır. O bir yorumlarını alırsak sevinirim. Tam olarak nedir ne değildir. Tabii ki bizim bilgimiz var da en azından bilmediğimiz bir şeyler varsa da hep beraber öğreniriz arkadaşlar. Pislettiği yerden düşmüyorsun, ileriye gidiyor. baba. Bakışlar var ya. O kulaç atıyor, kulaç. Bak şu anda aklıma geldi. Yürüdü, kulaç atıyor içinde. Arkadaşlar, bu olay çözen var mı? Allah, ben ilk defa suyun içinde böyle kulaç atan köpek gördüm arkadaşlar. Vallahi bak. Değişik bir şey. Resmen suyun içinde kulaç atıyor ya. Kazınıyor ya. Allah Allah. Bak şimdi bak. Bak. Allah Allah. Arkadaşlar, bunun için yorumlarınızı bekliyorum. Bak. Allah Allah, bak. Acaba bu yüzücü mü lan, ne lan? Vav yüzecek lan neredeyse. Ha, bak şu anda aklıma geldi kral. Adını sen getir. Bu acaba derin suya koşan var ya, bu acayip gider lan. Belki de derin suda yüzdü önceden de. Bak içine de çiş, oh. Esansı eksik ağam. Esansı eksik ağam diyor ya. Allah Allah. Vallahi ben bir kayboldum lan. Bu herhalde kendini şeyde sanıyor kral. Belki de derin suda sanıyor. Yüzeceğim, gideceğim diyor ki, niye gitmiyorsa bu. Allah Allah. Vallahi bir garip bir şey ya. Değil mi katlar? Sen gördün mü böyle bir şey? He? Katlarda sineklerle uğraşıyor. Arkadaşlar, bu kara katlar var ya, karanlıkta hiç göremezsiniz. Vallahi sabah
Sato dedi köpek nerede dedi. Kupağa bakıyor bizde. Dibimizde yatıyormuş hayvan. Karanlıkta hiç gözükmüyor. Valla. Valla şuna bağla. Aynı kolge gibi duruyor da. Yani kafayı da şöyle koyduktan sonra zaten şey belli. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Kurt Deresi'ne ne zamandır giriş yapmıyorduk. Yok, Kurt Deresi'ne giriş yapalım. Ne var ne yok bakalım. Bu arada katlarda sıcaktan dolayı bir de sineklerden dolayı kuyruğunu indirdi arkadaşlar. Bir de yarası var ya, yarasından dolayı. Bir donguza denk gelir miyiz acaba? Aha ya. He? Aha ya, derede ya. Ha lan? Aha ya lan. Domuz. Değil mi? Ya. Ha lan? Aha ya lan. Orada domuz mu var? Geri geçiyor. Ben niye göremiyorum? Belki daha iyisi, ne bileyim. Güneşten baş çarptı. Bak güneş çarptı. Yani ben böyle olduysam hayvanlar normal. Hatta domuz domuz deyince. De gerçekten çıkıyormuş lan Sato. Valla gerçekten işte domuz zannettim bak. Aynen domuz gibi yatıyor ha. Aynen domuz gibi yatıyor bak şurada. Bekle ya. Güzel. Domuzun yatağı bak, bura bak, görüyor musun? Abi yan bak, tam yatacağı yerler. Aynen öyle. Evet Sato, giriş yaptık kral. Giriş yaptık. Sağına soluna dikkat et, aman gözünü seveyim. Arkadaşlar gerçekten hiç belli olacak bir yer değil. Hatta şöyle yerlerden bile geçerken, yani kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama yani belki de aniden aşağı çökebilirsiniz yani. Sato sen benden ağırsın yani ona göre. Tamam, olur. Yani burada bekleme, hızlı geçiş yap. Yani şu ortamı ne kadar gösterebiliyor size arkadaşlar bilmiyorum ama çok garip ve heyecanlandırıcı bir ortam. Oradan şöyle bir geçelim. Ben nasıl geçeceğim? Geçtim valla. Yanımızda kendimizi koruyacak hiçbir şey yok. Pençelerimiz var ya la. Ha? Arkadaşlar bu arada şundan da bahsedeyim. Misal domuzlar şu anda havalar sıcak olduğu için bakın şu yamaç, yani şu tepenin yamacı bu tarafı, yani kuzeye bakıyor arkadaşlar. Emin olun şimdi bu tarafta yatıyorlar çünkü o taraf serin oluyor. Bu taraf güneye baktığı için bu taraf sıcak oluyor. Hayvanlar serinlemek için kuzey yamaçlarında yatıyorlar. Yani dışında tam tersini yapıyorlar arkadaşlar. Güneyde yatıyorlar. Vücut ısılarını koruyabilmek için. Kışında şey yazında kuzeyde yatıyorlar. Daha sıkıntılı yere girmedik kral. Az kaldı. O taraf daha şeyli. Aksiyonlu. Kara katlar. Sonunda isimlerini bulduk. Sarı katlar, kara katlar. Bak yine kulaç atıyor suyun içine bak. Seni bir gün bunu bir gün baraja götürerek kıralım, motorun arkaya ata. Bizimkiler götürmeye gerek yok. Bir baha bak nasıl yüzecek. Bir de bir karşıdan karşı cıv gidiyor, bir cıv geliyormuş işte. Valla. Gel karakatlar. Gel. Ulan Sato. Arkadaşlar şöyle gidiyorduk. Ses geliyor İbo abi diye döndüydü lan, dedim. Ne oluyor oğlum? Yürü, sen önden yürü ya. Tamam ben önden gidiyorum, hadi gel. Yalana gerek yok be. Beni de tedirgin etti arkadaşlar bir anda. Nasıl bir sensin Sato? Bak.
Vallahi billahi çalının arasından geliyor. Olabilir de biliyor musun bak. Benim kulaklarım iyi duyar biliyor musun biraz? Ee. Hani küçük bir ses daha duyuyor. Bak elmeti gördün mü? Ee. Tah burada bir şey yok kral lan. Ya ileriden bir yerden geldi ses. O buradaydı, burada. Allah buradaydı. Elindeki kayıya bak. Allah Allah ya. Ben oğlum bir şey gördün de döndün sanıyorum ya. Ula. Buraya hançerle bozoyu getirmek vardı da. Oturup ciğeri çimlemek ya. He biraz dinlenelim. Hava sıcak. Daha sık alana gireceğiz. Anam. Bir anda ben de garip oldum lan Satu. Şimdi bak benim kulaklarım gerçek iyi duyar. Evet evet. Genç adamsın abi. Uf. Bana arkadaşlar ne fark ettim bakın şurayı görüyor musunuz? Domuzlar orada çamur banyosu yapmışlar bakın. Çok bariz belli bakın ayak izleri de tam şurada bakın burada da var. Gördün mü Sato? Evet. Görmez olaydım diyor Sato şimdi. Değil mi lan? Düzdüler. Buralarda güzelce çimmişler. Oy benim ömrüm, oy naçar ömrüm, oy garip ömrüm, oy. Gel. Sato yürü Sato. Sato ama bir gidiyor var ya, dört gözünü açtı vallahi Sato. Yani şu anda ben espriye vuruyorum arkadaşlar da, yani gerçekten şurada bir domuzla karşılaşmak. Sato kaç bakayım bir kaçabiliyor musun bana lan? Bir aniden bir kaçış yap bakayım bir. Nereye kaçacaksın? Bitti. Bitti abi bitti, kaçamam. Vurur direkt bir şey. Oradaki şokuna ne yapacağını şaşırın oğlum. Vallahi. Direkt bitiyor, direkt. Yani kurtun bir imkanı sıfır. Sıfır. Yüzde sıfır, yüzde bin milyon sıfır. Arkadaşlar bakın. Domuzların ayak izlerini görüyor musunuz? Bakın. Boş yerde gezmiyoruz yani. Gerçekten sıkıntılı yerler. Şurada da bir pınar var da inşallah akıyordur Sato şansına. Kaplumbağa Sato. Hatta iki tane birden. Arkadaşlar bunlar herhalde eşler, yani eş dediğimiz karı koca diyelim. Şöylece. Var Sato. Hemen şöyle bir gösteriyor bana. Sonunda herhalde domuzu bulacağız Sato böyle. Bence daha hızlı çıkmıyor bu kadar. Valla. Valla yok illa çıkacak şimdi karşıya. Böyle yapa. Yatağı var bak. Tabi canım buralarda. Ki ayak değmiyor ki arkadaşlar şu pınarın haline bakın. Abi bak. Abicim geçmiş işte kaç kalıyorsa. He. Su akıyor mu bari? Aha küçük kurbağa bu da şey. Hı? Şey. O da kalsın mı ne? He o da onun yavrusu Allah'ım. Orada duruyor arkadaşlar. Dibinde. Kaplumbağalar yürüyor işte la kral. Su da çok az akıyormuş kral. Ağzını daya da iç.
İçine kaçıyor hemen. Gel tamam, onun suyu mu içilir? Yürü gidelim. Ulan. Baba 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 baba. Kaz oğlum. Aferin sana, serinliği bul yat oraya. Ulan. Tamam, bu mezarcı lan, tamam. Aha, ismini bulduk. Ne mezarcı. Tamam oğlum, sen katlarına ne uğraşıp duruyorsun? Mezarcı. Mezarcı. Harbi diyorum, uçuk ses gelmiyor bak. Çok büyük ses veriyorlar değil mi? Hani kaplumbağa yürüyüşünün içten öyle ilk defa görüyorum ben de. Bak kaplumbağalar, bak 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 bak. Gidiyorlar kral bak. Bir de kaplumbağa yavaş gidiyor derler. Ne, yavaş. Şimdi buradaydı la. Bak nereye çıkmış. Biz yavaşladık, onlar hızlandı. Şurada bir yangın çıksa yine kaçamak. Sanki büyük bir şey gidiyor lan. Allah Allah. Arkadaşlar vallahi şu ortamı nasıl, kameraya gerçekten güzel yansıyor mu bilmiyorum ama abi size elimden geldiğince yaşatmaya çalışıyorum bu ortamı. Çok güzel ya. Bayılıyorum abi böyle yerlere ya. Vallahi bak. Vallahi ben de bayılıyorum. Yani vallahi inanın arkadaşlar, hani aile geçindirmek, yani geçim derdi, şu bu olmasa var ya, vallahi bak böyle yerlerden ayrılmam ya. Yer içeri yatarım ya. Vallahi. Kalbim onu harbiden çok sevdi. Herkesin yanında sevgilisi. Bizler hep soyuz olmadık kederi. Olmasa istemem sahte sevgili. Biz seni sevdim, anlayamadık ki. Gözlerin vardı beni benden alan. Gözlerin vardı ya hiç unutulmaya. Korkut gel dayan yüreğim dayan. Arkadaşlar haberi yok, beni çekmedi de ama ne haber aldım. Güzel söylüyor. Tatu, oğlum ortada ne domuz bıraktın ne kurt bıraktın ha? Domuzlar çağrıya da dinledi ki, şimdi onlar temelli uyuz aldılar. Temelli bağıştılar diyorsun değil mi? Sevgilim yok mu diyor, neydi? Şimdi tek kıskanmayan hayvan domuz. Evet evet. Onu biliyorum yani. Kendi pisliğini yiyen bir hayvan. Bize ne yapmaz? Bize neler yapmaz diyorsun değil mi? Ya. Yani bizi parçalar. Lime lime eder. Ya. Ceset bile bırakmaz ama. İz bile kalmaz. Ne ses geliyor? Harbiden sesler duymaya başladım artık. Kulaklar radar gibi aynı. Tribe giriyor. Sonunda canlısı değil de şeyini bulduk arkadaşlar. Bakın domuzun ağzını görüyor musunuz? İşte burnunu sokuyor burayı. Böylece dişlerine bakın arkadaşlar. Acayip bir şey lan. Buna bak bacana lan. Buna bak. İşte aynı işte şurayı sokuyor tabii. Vay be. Ya dişlerine vuruyor mu? Adamı yiyir yiyir. Hiç. Benim içi domuz belledim şurada koyunca. Domuz gibi aynı. Valla. Kapkara. Evet arkadaşlar. Sato kardeşimin köpeği kayıplarda. Birazdan bizim katları bıraktıktan sonra motorundan onu aramaya gideceğiz.
mala gidiyormuş. Ya malın yattığı yere gitti arkadaşlar bu. Alıştığı için o tarafa doğru bir bakacağız. Bu arada vallahi bizim katlar maşallah suyun içine ne güzel yattı bakın arkadaşlar. Keyfe bakın. Oh. Arkadaşlar videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.